Nihale. Buyurun benim. Tanımadın mı beni kız? Vallahi pardon ama çıkartamadım yani. Nasıl çıkartamadın ayol? Benim Nergis. Nergis? Böyle. Uzun süre şiddet görmeyince insanın tipi bayağı değişiyor yani. Ne oldu senin kocandan? Sen boşandın mı o hayvandan? Ne oldu? Boşanmadım canım. Öldü mü yoksa? Yok, ölmedi. Yaşıyor maalesef. Nasıl şiddeti bıraktı hayvanat? Meğerse beni aldatıyormuş şerefsiz. Ay deme ya. Nasıl becerdiyse o şişko haliyle. Neyse, bundan sonra avantaj tamamen bana geçti. Nasıl oluyor bu? Anlamadım valla. Artık her gün bir açığına yakalıyorum. Savunma yapmaktan bana saldırmaya vakit bulamıyor enayi. Ay süper olmuş kız. Ay Allah'ım Allah'ım. İnşallah darısı benim başıma. Amin. Amin vallahi. Sen dua et de seninki de seni aldansın. Dur kız. Allah'a niye bırakıyoruz Allah'a sen? Al al, tut şunları. Ne yapıyorsun sen ayol? Bak şimdi göreceksin ne yaptığımı. Alo. Hakkı abi, benim Nihale. Vallahi bana fıstık gibi bir manita lazım. Kıbat için tabii ki de. Merhaba, beni Hakkı abi gönderdi. Yok. Ay. Yuh yani. Hakkı abinin de elinin ayarı yokmuş yani. Ne gibi canım? Ay yok yok, bir şey gibi değil. Hakkı Bey size herhalde işi anlattı. Geç geç buyur. Anlattı canım, kolay iş. Tabii canım. Size her iş kolay geliyordur yani. Özelime girme istersen canım. Parayı alayım. Diyorum ki öyle fazla abartmaya gerek yok, tamam mı? Böyle yakasına, yakasına diyorum yakasına. Yakasına bir iki tane rujisi olsun yeter, kıyafi yani. Sana yetecek de ona yetecek mi bakalım? Ay ne yapıyorum ben ya? Ne var canım, yoksa kıskandın mı? Hay ben kıskanacağım. Ay neyini kıskanayım onun ben be? Neyini kıskanayım yani? Hep böyle derler ama benden sonra hep depresyona girerler. Güzelim. Bak ben vazgeçmeden istersen sen defolup git. Olur mu? Sakin ol canım, gideceğim. Şimdi biriyle mesajlaşıyorum. Tağladım enayiyi. Dışarı çıkmışken onu da aradan çıkarayım diyorum. Nalet olsun, çok güzelim ya. Tamam, tamam hadi. Hadi görev başına. Hadi güzelim, hadi çok güzelsin, hadi. Hadi güzelim, hadi. Hadi. Ulan Kubat, eğer bu paylaşaya bir elini sür. Vallahi seni kendini intihar ederim. Vallahi da intihar ederim. Ya sıkma canını be Aslan abi. Yeni komşu dediğin nedir ki? Olmadı pataklarız birkaç kere, kendine gelir gıcık. Ben ona üzülmüyorum be oğlum. Ne canımı sıkacağım ya? Kızı bir ayıya verdik, ona canımı sıkıldı işte. Ya abi üzüldüğün şeye bak senin de ya. Sen alışkınsın ya ayıya kız vermeye. Nihayetinde bana da kız verdin ya. La oğlum gülmesene. Sen aileden bile değilsin ya. Ne gülüyorsun? Arkadaşım sen çok ailedensin sanki ya. Bak ya bir de dil papuç gibi. Git çay söyle Hasan abi. Sana söyleyeyim, ne güzel sohbet edin şimdi. Merhaba. Anam merhaba Yasan. Şu meşhur Kubat 30 Şubat siz olmalısınız. Ne saçma şeymiş o ya. Meşhur mu? Ya şu anda benden daha az meşhurlar bile meşhur. Ne oldu? Yakıştıramadın mı? Beğenemedin mi abi? Ben nasıl yardımcı olacağım acaba size? Çeket alacağım da ben, bana uygun bir şeyler var mı elinizde? Çekip yatmak şu anda bir problem değil de bana bu kadar yaklaşmayın. Burası gerçekten çok namuslu bir iş yeri yani. Çok namuslu bir iş yeri. Ya oğlum ne sırıtıyorsun, pişmiş vitrine konulmuş kelle gibi. Git çay söyle Aslan abime, koş. Çayın lafı mı olur aramızda ya? Birazdan getiririm ya. Getiririm vallahi. Bayılırım agresif spotçulara. Ya hanımefendi lütfen şu elinizi bedenimden çeker misiniz bir saniye lütfen? Burası gerçekten çok namuslu bir iş yeri. Ya görüyorsun değil mi abi? Ben de her gün bunlarla uğraşıyorum. Nereye kadar ki? Kim bu? Müşteri. Kime göre? Müşteri işte, Veli Nimet. Nimet gitti. Bu işe yıllarımı verdim. İlk defa böyle bir şey görüyorum.
Bir şey derken? Senin herif manyak bence. Yapmadığın numara kalmadı. Yüzüme bile bakmadı hayvanat. Ha, doğru dükkana gittiğinden emin misin? 30 Şubat spotçuluk değil mi? Evet. Ay Allah'ım, üzülsem mi, sevinsem mi? Ne yapacağımı bilemedim yani. Şapşırdım kaldım açıkçası. Şahsen ben yıkıldım. Kendime olan özgüvenim tamamen iflas etti. Al şunu da geri iade ediyorum. Bugünden sonra da çalışmıyorum. Bırakıyorum işi galiba. Dur ya! Bu işi tamamlasaydın, sonra bıraksaydın bari. Senin iş yaş canım. Ben bile ikna edemediysem kimseyle aldatmaz bu salak seni. Hay ya! Keşke biraz aldatsaydı yani. Ne güzel yırtmıştım yani aile içi şiddet şeysinden. Birazcık da rahatlayacaktım yani. Aldatmaz diyorum ayol. Anca böyle cebine kilolu çorap falan sıkıştıracaksın, mektup yazacaksın, üste çıkacaksın öyle. Anam! Kız Sibel, vallahi de çok iyi fikirmiş ha. Dur ben onu uygulayayım hemen. Ulan seninki gibi herif bulsam hemen evlenirim, mesleği de bırakırım vallahi. Kız bir şey diyeceğim. Doğru dükkana gittiğinden emin misin? Kabullen artık canım, aldatmıyor seninkisi işte Sadık. Hay Allah'ım ya. Hay şunun hem aldatmayanını hem dövmeyenini ne zaman icat edecekler? İmkansız bir şey istiyorsun ama. Hay ben de imkansız aşklar için yaratılmışım şekerim. Of. Ama kilotlu çorap olayı güzelmiş yani. Bir iki tane de ruj belki. Değil mi? Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Küfür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı.